Özellikle bu pandemide birkaç yaşanan olayla birlikte tekrardan gündemimize giren, aslında hiç gündemimizden çıkmayan, sadece bastırılan bir durum var. Irkçılık. Biri sormuş, demiş ki ırkçılığın bizim beynimizle bir ilişkisi var mı? Evet, yani daha önce çok aslında anlattım. Hem konferanslarda hem galiba yani sorularda da geçmiş olmalı ama o kadar köklü bir sorun ki yani bu vesileyle bir daha zikredeyim. Bir kere yani bütün bu anlatacağım şeyin son cümlesi şu. İnsanın bütün hayvanlarda gözleyebildiğimiz davranış kalıplarından hissesi vardır. Çünkü hayvani bir bedeni vardır ve zihinsel donanımının önemli bir yönetsel kısmı hayvanlarla ortak paylaştığımız sistemlerdir. Ve hayvanlarda gördüğümüz kabilecilik, işte bu alanını koruma vesaire davranışları bizde de otomatik olarak zaten kendini gösteren davranışlardır. Benzerini, tanıdık olanı seçmek, onun yanında daha güvende hissetmek, yabancı olana karşı hemen bir tedirginlik, işte tüylerin dikilmesi falan. Bunlar bütün hayvanlar aleminde gördüğümüz tepkiler olduğu gibi insanda da görebileceğimiz tepkilerdir. Doğallık safsatasına düşerek, yani bütün canlılar benzerini sever, dolayısıyla insanın da kendi ırkının, milletinin bilmem nenin içinde rahat etmesi doğaldır diye bir cümle kurmak insanın ne olduğunu anlamamaktan gelir. İnsan evet bir hayvan olarak doğar, bildiğimiz bütün tanımıyla hayvanlardan bir hayvan olarak doğar. Ama büyüdüğü sırada insanlaşma dediğimiz bir süreç geçirir. Bu da insanın üretmiş olduğu en az 200 bin yıllık, hadi modern insan alalım, 40-50 bin yıllık bir kültürün ürünlerinin, sonuçlarının ve üretimlerinin yavaş yavaş o yeni insan bireyine yüklenmesini gerektirir. Ve bu yüklemeler sırasında da işte kişi nasıl bir ortama doğduysa onun değerlerini vesaire donanarak o doğduğu hayvansı varlıktan farklı bir bireye doğru bir dönüşüm, bir gelişim geçirmelidir. Geçirir zaten, bu kaçınılmaz olarak böyledir. Hatta insan bu konuda o kadar plastiktir ki işte son kitapta da anlattım, daha önce de bahsetmiştim. İşte feral ya da vahşi çocuklar dediğimiz doğada hayvanlar tarafından hayatta tutulan birkaç vaka örneğinden bildiğimiz kadarıyla yani kurtlar büyütünce kurt gibi yaşamaya devam edecek kadar da bulunduğu ortamın şeklini almaya müsait, çok uyumlanabilir, çok geniş bir uyum yelpazesi kapasitesine sahip, daha doğrusu kapasite yelpazesine sahip bir varlıktır insan. Şimdi böyle baktığın zaman yani bütün bu hadiseleri aslında hani bir tane tartışma var, nature mı nurture mı diye. Şimdi nature doğuştan getirdiğimiz kısmı, nurture yetiştirilme tarzıyla aldığımız kısım. İnsan hemen hemen eskiden şöyle diyordum aslında, biyolojisiyle yetiştirilmesi eşit etki yapıyor derdim ama şimdi sorarsam biraz yani kültürel evrimi biyolojisini aşan bir kısma sahip. Yani bizim üzerimizdeki etkileri her zaman olmasa da marjinal bir şekilde bizi farklılaştırabiliyor. Ama bu kültürel etkilerden bazılarının işi çok kolay. Mesela vatanperverlik, milliyetçilik, aile bağlılığı, ahlaklı davranmak, çalmamak, çırpmamak falan filan gibi ilkelerimize, ahlak kurallarımıza temelde bakarsak bunların da zaten hayvanlar aleminde değişik düzeylerde mecburen var olan kurallar olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla insanın bunları öğrenmesi doğuştan fıtri olarak çok kolaydır. Yani bir şekilde bunları kolayca içselleştirir çünkü sosyal beyin devreleri bunu içerir. Ama bazı yine böyle kolay öğrenilebilen ama yıkıcı olabilen, yani bir bütünün parçası olarak o bütüne hizmet edebilecek sosyal bir varlık olmak aynı zamanda marjinal uçta o kitlenin menfaatini diğer bütün türdaşlarının menfaatinden üstün tutmak olarak adlandırabileceğimiz bir işte ırkçılık dediğimiz aşırı uç radikal milliyetçilik diyebileceğimiz bir tarafa doğru da gidebilir. Bu da çok kolay oluşturulur. Uygun hikayeler yaratarak bir şekilde bunu çok rahat yaparsınız. Bir insana erken dönemlerde özellikle çok iyi yükleyebilirsiniz. Yani tarih bunun tonla örnekleriyle dolu. Ama her zaman burada ya işte maymunlar da klanını sever, insanda da milliyetçilik maymunluktur kardeşim falan diye çıktığın zaman olayı bağlamından çıkartmış olursun. Mesela tarihte radikalizm ya da bu ırkçılık dediğimiz meselenin çok tarifi var ama benim çok sevdiğim İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in tanımı bence çok güzel. Diyor ki haksızlık ve zulümde kavmine yardımcı olmandır demiş mesela şey için, ırkçılık için. Birisi sormuş ne demektir kavmiyetçilik diye. O da demiş ki yani kavmini sevmekte bir sorun yok, ırkını sevmekte bir problem yok. Ama o birine zulüm yapıyorsa ve sen onu alkışlayıp zulme eşlik ediyorsan ya da yardım ediyorsan
bu ırkçılıktır demiş. Mesela bence gayet güzel bir tanım. Şimdi işin insani tarafı, mesela bir maymun kolonisinde ya da klanında o klanın bir başka canlıya ya da başka maymun grubuna zulmedip etmediğini değerlendirebilecek yüksek bir sosyal ve ahlaki seviye beklemeyiz. Onlar maymundur çünkü, yani ya da insansı maymundur, neyse. Bu canlılar sonuçta kabilesiyle beraber hareket edip öncelikle kabilenin hayatta kalmasını sağlayacak her türlü aksiyonu yaparlar, her türlü engeli birlikte aşarlar falan filan. Ama insana geldiğinde evet yine kabilesiyle, işte kavmiyle, milletiyle ya da grubuyla, çetesiyle neyse hareket eder, ama eğer bu hareket kendisi gibi insan olan bir başkasına zarar veriyorsa orada durup düşünebilme yeteneği de aynı zamanda insanda vardır. Bir dakika, bu yaptığımız mesela bizim için iyi gözüküyor ama karşıdaki için kötü oluyor ve bir neticede bize kötü olarak yansıyabilir. Yahut yaptığımız bu iş insanlık için iyi gibi gözüküyor ama, biraz daha büyütelim çerçeveyi. Mesela güzel bir teknoloji icat ettik. İnsanlık için iyi görünüyor ama çevreye zarar verebilir diyerek birkaç düzey üste çıkıp kendisini yukarıdan izleyebilme yeteneğine de sahip bir canlıdır. Şimdi bu özellik diğer canlılarda bulunmayan bir beyin bölgesiyle alakalı gibidir. O da işte beynimizin aşırı gelişmiş ön tarafıyla sembolize edilir. Oraya atfedilir. O ön beyin iyi eğitilmişse bir insan artık benimkiler, benim tarafımdakiler, biz lafını kullanmaktan ziyade doğru olan nedir, ilkeler nedir, dünyanın neresine gidersem gideyim değişmeyecek prensipler nelerdir, bunlara kafa yormaya başlar ve hayatını her hal ve şartta bu prensiplere uygun olarak yürütebilir. Ama bu devreleri gelişmemiş insanlar kalabalıkların maalesef önemli bir kısmını oluştururlar. Orada çok kolay manipüle edilebilirler, çok kolay gaza getirebilirler. Adeta ateşle korkutulabilen bir herhangi bir hayvan sürüsü gibi herhangi bir provokasyonla harekete geçirilebilirler. Ya daha önce çok anlattım. Mesela bazı yerlerde, bazı insanlar, bazı zamanlarda işte Hristiyanlık olsun, İslam olsun ya da konjonktüre göre Budizm, Hinduizm ne bulursan bir dini aşağılamak için bir şey yaparlar. Mesela diyelim peygamber karikatürü çizerler ya da tutarlar İncil yakarlar, işte Kur'an'ı çamura atarlar, bir şey yaparlar. Dünyanın bir başka tarafında o dine mensup olan insanların büyük bir kısmı hırılı diye ayağa kalkar bir anda. Peki bir soru sorsak, bu arkadaş mesela İncil yaktı diyelim, bu işi niye yapıyor? İncil'e inananlar ayaklansın diye yapıyor. İncil'e inananlar da sağ olsunlar hiç onu sektirmiyorlar, adam ne isterse aynen yapıyorlar. Şimdi burada düşünce zinciri olmadığı ve tepkisel, daha ziyade böyle limbik diyebileceğimiz dürtüsel bir tepki olduğu için işte insan toplulukları bununla çok rahat manipüle edilebiliyorlar. Çare nedir? Irkçılık içimizdeki potansiyel aidiyet devrelerinin aşırı yüklenmesi sonucu ortaya çıkabilecek doğal davranış kalıplarından biridir. Doğaldır ama insani değildir. Çünkü insan ekstra fakültelerle mücehhezdir. Ekstra fakültelerle yüklenmiştir. Teçhizatı zengindir yani. Dolayısıyla bunları kullanmadığı zaman, kullanmayı tercih etmediği zaman sorumlu bir canlıdır. Çünkü daha önce hep söyledim ya, her canlı kendisine verilen donanımı kullanır ama bir tek insan isterse kullanmayabiliyor. Dolayısıyla bunu kullanmadığı zaman da başı beladan kurtulmaz. Aklını kullanmayanların başına neler geldiğini tarih biraz okuyan herkes biliyor. Yani saçma sapan işler yapma konusunda insandan daha mahir bir varlık yok. Irkçılık da faşizm de bunlardan bir tanesidir. Özellikle bu arada faşizmi, ya faşizm aslında bir görüştür, bir siyasi ideolojidir aslında. Beğenin beğenmeyin, onda kendince bir manifestosu vardır ama bunun radikal tipi, yani işte bu ırkçılık dediğimiz mesele ne zamanlar ortaya çıkıyor, ne zamanlar dünyada coşuyor bakalım. Mesela bu aralar coşuyor. Bu araların durumu nedir? İşte bir pandemi de geçiriyoruz arada. Zaten ekonomik dengesizlik, ekonomik sınırlılıklar bir süredir bizi zorluyordu. Ne zamanki stres yaratıcı, geleceği net öngöremediğimiz, dengesizliklerin hakim olduğu bir zamandan geçer insan, o zaman hemen kendi bildiği topluluğun içine kapanır ve öncelikle kendi topluluğunun menfaatlerini öne alacak bir yargı sistemini devreye sokmaya başlar. Daha radikal söylemleri olan yöneticileri seçer. Ya bunun en tabii tarihteki marjinal örneği, enflasyonun falan tarihteki en korkunç düzeylere ulaştığı işte Nazi öncesi Almanya'da Hitler diye birinin çıkıp bütün milleti ben size 3. Roma'yı kuracağım diye gaza getirmesi meselesidir ve hani milyonlarca insanın ölümüne sebep olan 2. Dünya Savaşı'nın fitilini böyle hani bugünden bakınca manyakça gözüken ama o gün milyonlarca insanın peşinden gitmekte bir beis görmediği bir söylemle yapabilmiştir. Bunu yani uzaktan bunların hepsi deli manyak falan diye etiketlemeden önce anlamak lazım. İnsan tabiatında olan rahmetli Carl Gustav Jung'un shadow dediği, gölge dediği o karanlık tarafı iyi anlamamız lazım. İnsan kendi karanlık tarafıyla yüzleşmediği takdirde ortaya çıktığı anda ona hakim de olamaz.
Dolayısıyla bileceğiz ki hepimizin içerisinde böyle hani aşağılık, karanlık, lanet, berbat bir taraf var. Senay Demirci'den duymuştum. Hiç kimse sınanmadığı günahın masumu saymasın kendini diye çok güzel bir söz var. Sınanmadığınız konularla ilgili atıp tutmamanız gerektiği hep öğretilmiştir. Büyükler bunu hep söyler. Yani bir imtihandan geçmemişseniz o imtihandan kalanların arkasından çok konuşmayın. Çünkü bizim o imtihanda ne halt yiyeceğimiz belli değil. Nazi öncesi Almanya'da yaşasaydık, bir somun ekmeği bilmem kaç milyon marka almak zorunda kalsaydık, içecek su bulamasaydık bilmem ne, birisi çıkıp da sana ben tekrar Roma'yı üstüne kuracağım dediğinde ona coşabilirdik. Yani hepimiz sonuçta primat devreleri taşıyoruz. Günümüzün tozu kuru dünyasında görece refah dünyasında bunları anlamayabiliriz. Ama rehavet pahalı bir şeydir. Mesela rehavete girmeyelim diye işte diyorum Allah arada bir korona morona bir şeyler gönderiyor ki ayılalım falan diye. Zira unutmayalım iyi ve güzel zamanlar maalesef zayıf insanları yaratıyor. Zayıf insanlar kötü zamanların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Kötü zamanlar güçlü ve dayanıklı insanları yaratıyor. Güçlü ve dayanıklı insanlar iyi zamanları ortaya çıkarıyor ve iyi zamanlar tekrar zayıf insanların oluşmasına sebep oluyor. Tarihte böyle garip bir döngü var. Ve biz o döngünün neresinde olacağımıza karar vereceğiz. Eğer sürekli bireysel düzeyde endişeli, devamlı kendi ikbalimizden şey içerisindeysek, korku içerisindeysek geleceğimizden, bu durumda tabii ki daha radikal, sığınmacı, korumacı siyasi görüşlere, davranışlara, kararlara sapmamız normal. O yüzden biraz böyle ne bileyim daha sakin yaşayıp önümüzdeki imkanlara bakıp yoklara değil varlara odaklanıp varlardan yapılabileceklere odaklanabilirsek eğer dikkat edebilirsek o durumda radikal siyasi partilerin ikbal bekleyen yöneticileri de avuçlarını yalayacaklardır. Ama biz sürekli günümüzde biliyorsun tüketen, tükettikçe var olduğunu hisseden psikopat bir tüketim medeniyetinin de aynı zamanda etkisi altında olduğumuz için sadece lüksünden taviz vermeyi bile yoksulluk zanneden bir güruhun maalesef vaveylalarını işitiyoruz bugün. Onların mesela İngiltere gibi, Amerika gibi ülkelerin başına gittikçe daha radikal söylemleri olan, daha kapanmacı, daha dışlayıcı, daha ötekileştirici söylemleri olan insanlar gelebiliyor. Bu biraz da doymaz çağın doğal sonuçlarından biri. Kızmaktansa kendimize çeki düzen vererek başlayabiliriz. Zira dünyayı değiştirmek istiyorsan elinden gelen işle başla. Bunu da herhalde hayatımda birinci kez burada söylüyorum. Çok önemli bir sözdür. Bizim elimizden gelen neyse onu yapacağız. Bizim elimizden YouTube'da şurada burada konuşmak geliyor. Konuşuyoruz işte. Hocam söz çok şey değiştirir. Konuşmak gerekir bazen o yüzden. Aynen öyle. Bu anlattıklarınızın psikolojik kökenleri için de bir kitap hatırlatmak veya işte okumak isteyen varsa önermek isterim. İnsanda yıkıcılığın kökenleri. Neden büyük hani bu tarz hani ay konuşamadım. İkinci Dünya Savaşı'ndaki bu lideri takip etmenin, bizim içimizdeki o hissin. Yani o olmaz sandığımız, yapmaz sandığımız şeyleri neden yıkıcılık yapabildiğimizi güzel anlatan bir kitap. Bir de o bu sürecin en başında hocam anlatmıştınız hani kurtlarla büyütülen çocuklar olabildi. Hani hayvanlar tarafından büyütülen çocuklar. Onun için de bir vaka kitabı önermek isterim. Kısa kısa vakaların içinde olduğu. Neden? Çünkü bir çocuğa dokunmayla, bir çocuğu sevmekle, bir çocukla doğru iletişime geçmekle aslında nasıl bir çocuğun kaderini değiştirebildiğinizi vakalardır anlatabilen bir kitap. Köpek gibi büyütülmüş çocuk. Ben de o zaman bir kitap önereyim malum. Beni zamanında çok etkilemiş bir kitaptı. Çok tavsiye ettim ama arada bir baskısı bitiyor. Tabii. Ben tavsiye ettiğim için öyle oldu demeyi çok isterdim ama bilmiyorum. Basmıyorlar herhalde. Eric Hoffer'in Kesin İnançlılar kitabı bir klasiktir. Özellikle insan psikolojisindeki bu kesin inançlılığın nasıl zayıflıklardan beslendiğini anlamak istiyorsanız ve kesinlikle inandığınız şeylere neden inandığınızı öğrenmek niyetindeyseniz bu huzur bozucu kitabı efendim okumanızı şiddetle değil severek ve sayarak tavsiye ediyorum. Şiddetle. Şiddet yok. Hocam.